yaptı, bir şey sen bana... Bir de onkoloji hastasıyım. Ankara'ya gidip geliyorum. Katıya. Onkoloji hastasıyım bir de. Gözüne bulaşı yok daha. Heylan'ın Edeli'de 45 hane yeni mahalleye taşındı. Bizim de hakkımız muhtar tarafından iyi olmadığımızdan dolayısıyla nasılsa burada kaldık. Şimdi ise ben hakkımı arıyorum. Bana sen evvela Allah sonra devletimiz bize güç versin. İnşallah biz de burada bırakmaz. Şimdi ise benim evim Heylan nedeniyle devamlı kayı. Çok tehlikedeyim. Mümkün ise bana yeni mahalleden, merkez mahalleden bir arsa istiyorum. Korkusu yok ki yalnız başımayım, dağ başı bir yerdeyim. Ölsem ölüme gelemem yok. Telefon edemiyorum, komşumuz uzak. Buradan bir adım yaptım, ben taşınmak istiyorum. 35 senedir biz burada bekliyoruz, uğraşıyoruz. Bir şey olmadı, bize bir yer vermediler. 35 yıldır biz böyle uğraşıyoruz bu heylanın içinde. Heylanın içinde bekliyoruz. Aha gidecek, aha gitmeyecek, aha göçecek, aha göçmeyecek. Öyle oturuyoruz, öyle bekliyoruz. Şimdi bunların... Buraya mühendis de geldi, evleri gördü, her yeri gördü. Bizim mahalleden, öbür mahalleden arsa verdiler. Bunu muhtara kabul etmedi. Kaymakam da yapmadı yani. Muhtar irazı olmayınca kaymakam da veremedi ev yerini. Ve burada kaldılar. Mahsur kaldılar. Evleri yıkılıyor. Bilmiyorum artık ne yapacaklar. Nasıl olur anlamadım. İstanbul'da oturuyorum. Her ayda buraya gelmek zorunda kalıyoruz. Bunlar burada Heylan Bölgesi altında kaldı. Ev çok tehlikede. Bunu heylandan dolayı ev oynuyor, sallanıyor. Biz de burada kalıyoruz. Başka kalacak yerimiz yok. Korkuyoruz geceleri. Kalamıyoruz, uyuyamıyoruz. Tereddüt içinde kalıyoruz buraya geldikçe. Bir an önce yetkililerin sesimizi duyup buradan bunların taşınmasını istiyoruz yeni mahalleye. İstediğimiz tek bir şey arsa talebinde bulunmak. Başka bir şey istemiyoruz. Yeter ki bunlara bir arsa verirsin, gerisi gelişecek inşallah. Burada Mehmet Koca Türk'ün hakkı yendi. Nasıl yendi bak. Buradaki yandaki evler, sağındaki solundaki bütün evler taşındı. Verildi bunlara hakları. Mehmet Koca Türk'ün hakkı 30 yıldır yendi. Hiçbir hak talep edemedi. Nasıl olduysa bundan dolayı şimdi uğraşıyoruz mahkemelerde falan. Diğer işlerde Mehmet Koca Türk hakkını arıyor ama bütün hakkını elde edemiyor. Bunun için... Hakkını elde etmek istiyor yani. Efendim bizi muhtar mahsus yani dedi ki o dedi onlara veremeyecek dedi. Benim ev şu evde benim idim. Bu ev şey kardeşime verdi bana vermedi. O dedi orada duruyor dedi. Orada dedi haylandı öl dedi. Onu şimdi doğadan burada yok dedi. Ben bu ev parayla aldım orayı. Aldıktan gelip evimiz kalmayınca iki kardeş duramayacak. Orayı alınacak. Bununla bizi muhtar her çaldı. Bize bana oy vermeyi dedi muhtar. Oy vermeyi dedi bizi. Leş çaldı, oy vermedi adamlara, altı kişiye ayırdı, altı adamıydı bura. Altı adam ayırdı attı. Vermedi, onlara sunuşunu dedi, ayıracağım, vem yok dedi, aşağı yok onlar dedi. Vuruyordular burada, yazdılar, cızdılar, bıraktılar, gittiler. İki kişi burada biz kaldık, mahrumet kaldık, ötekiler evinin şeyti yaptılar. Biz burada iki kişi olarak kaldık böyle. Bu kadar Mehmet Koca Türk'ün Ahmet Bağdat. Bunlara şey etti, böyle kaldık efendim. Bir daha da, bir yılda bu sefer de oğlu da muhtar oldu, yine aynısını devam ediyor.